Bu videoda size demografik geçiş modelinden bahsedeceğim. Bu, popülasyonların zaman içerisinde neden ve nasıl değiştiklerini inceleyen nüfus bilimciler tarafından kullanılan bir modeldir. Bu model, bir ülkenin endüstrileşme öncesi dönemden endüstri sonrası hale nasıl geleceğini ve bu geçiş esnasında doğum-ölüm oranlarına ve toplam nüfusa neler olacağını açıklamaya çalışır. Az sonra tüm bunların dört aşamada gerçekleştiğini göreceğiz. İsterseniz öncelikle grafiği inceleyelim. Yatay eksende zaman var. İncelemekte olduğumuz ülkeye bağlı olarak bu sürecin bitmesinin 40-50 yıl alacağını ve bazı ülkelerin bu geçişi hala tamamlayamamış olduklarını da söylemek istiyorum. Demek istediğim, bazı durumlarda 100 yıllık süreler de söz konusu olabilir ve söz konusu ülkeler hala az sonra bahsedeceğim ikinci aşamada olabilir dikey eksende binde birlik olarak verilen oranları görüyoruz. Bu eksen doğum ve ölüm oranları için faydalı olacak. Açık mavi ile gösterdiğim toplam nüfusun bir oran olduğunu düşünmemelisiniz. Bu toplam nüfus. Aslına bakarsanız bunun için ikinci bir eksen de çizebiliriz. Ancak bunun bir oran olmadığını ve toplam nüfusu verdiğini aklınızdan çıkarmayın. Doğum oranı mavi ile ölüm oranı ise kırmızı ile gösterilmiş. Bir ülke bu sürecin başındayken bu evreye endüstrileşme öncesi dönem diyoruz. Evet buradaki aralıktan bahsediyorum. Doğum ve ölüm oranlarının oldukça yüksek olduklarını görebiliriz. Ölüm oranlarının henüz endüstrileşmemiş ülkelerin çoğunda yüksek olmasının sebebi, sağlık hizmetlerinin olmaması ya da yeteri kadar iyi olmamasıdır. Örneğin bebek ölümleri de bu sebepten dolayı yüksektir ve pek çok insan endüstri toplumunda ya da bahsedeceğimiz endüstri sonrası toplumda tedavisi kolay olan hastalıklardan ölmektedirler. Doğum oranlarının yüksek olmasının sebebine gelirsek, kültürel bir bakış açısından değerlendirildiğinde bu ülkelerde kadınların iş gücüne katılımlarının henüz düşük bir seviyede olduğunu görüyoruz eğitim seviyesi de yine özellikle kadınlar için oldukça düşük. Sağlık hizmetlerinin iyi olmaması sebebiyle aile planlaması yapılmıyor ve bunların sonucunda da doğum oranları yüksek oluyor. Doğum ve ölüm oranları yüksek ve hemen hemen aynı seviyede olduklarından sabit ve düşük bir toplam nüfus olduğunu da ekleyelim. Bu arada nüfus dediğimde mutlak nüfustan bahsettiğimi düşünmelisiniz. Bundan sonra endüstrileşme başlar. Bu aşama ya da evre de geçiş evresi olarak adlandırılır. Geçiş evresi. Yine bu grafik özelinde konuşmamız lazım. Bu aşamanın diğerlerine göre daha uzun olduğunu fark etmiş olmalısınız. Ancak bu evrenin uzunluğunun ülkeden ülkeye değiştiğini de söyleyelim. Örneğin Japonya gibi bir ülke bu evreyi 50 seneden az bir sürede tamamlamıştır. Yine de 50 yıl hatta 100 yıl sonra bile hala bu evrede olan ülkeler de var. Geçiş evresinde ülkenin endüstrileştiğini görürüz demiştim. Bu modelin 19. yüzyılda Avrupa'da yaşananlara göre oluşturulduğunu ve Avrupa'da yaşanan endüstrileşmenin bu süreçten geçecek diğer ülkelerde de benzerlikler göstereceği varsayımı üzerine kurulduğunu da eklemek istiyorum. Evet, devam edelim mi? ölüm oranlarının düşmeye başladığını görüyoruz. Bunun nedenine gelecek olursak, ülke endüstrileşme aşamasındayken sağlık hizmetleri iyileşmeye başlar ve insanların beslenme alışkanlıkları iyi yönde değişir. Bu arada henüz endüstrileşmemiş ülkelerdeki ölüm oranının yüksek olmasının bir diğer sebebi de sağlıklı beslenememektir. Arkadaşlar onu da söylemiş olalım. İnsanlar iyi beslenemedikleri için hastalanabilir ve ölebilirler. Modern tarım yöntemleriyle çiftlik verimi arttığı için beslenme alışkanlıkları da iyileşir ve sonuç olarak ölüm oranları da azalmaya başlar. Doğum oranlarına bakacak olursak burada da bir düşüş görüyoruz. Ancak düşük ölüm oranlarındaki gibi hızlı bir düşüş değil bu. Doğum oranları neden azalıyor diye soracak olursanız bunu da sağlık hizmetleriyle ilişkilendirebiliriz. Kadınların iş gücüne katılımı da artar. Toplum gelişip zenginleştikçe eğitim düzeyleri de artar. Ölüm oranındaki düşüş doğum oranındaki düşüşten fazla olduğunda ise Başka bir deyişle bir nüfusta ölenden çok doğan varsa o nüfus artar. Öyle değil mi? Doğum ve ölüm oranı arasındaki fark arttıkça nüfus büyüme hızının da arttığını görebilirsiniz. Demografik geçiş modelinin sıradaki evresi endüstriyel evre olarak adlandırılır. Bu evrenin belirleyici olayı doğum oranındaki düşüşün ölüm oranındaki düşüşü yakalamasıdır. Bu evrede iş gücüne katılan kadın sayısı daha da artar. Kültürel açıdan aile planlaması ve kadınların eğitimlerini tamamladıktan sonra yani daha geç yaşta çocuk sahibi olması da kabul edilebilir bir norm haline gelir. Ek olarak daha az sayıda çocuk sahibi olmak çocukların daha iyi şartlarda büyüyebileceği, daha iyi beslenebileceği anlamına gelir ve genel anlamıyla ailelerin de daha varlıklı olması anlamına gelir. Ölüm ve doğum oranı eğrileri birbirlerine yaklaştıkça nüfus büyüme hızının da yavaşladığını görüyoruz. Demografik geçiş modelinin son evresi ise endüstri sonrası evre olarak adlandırılır. Bu evrede doğum oranı ölüm oranını yakalar, hatta ölüm oranından daha da düşük bir seviyeye gelir. Bunun sonucu olarak daha da istikrarlı bir nüfus görürüz. Doğum oranı ölüm oranının altına düştüğünde ise nüfus azalmaya başlar. Bu evreye ulaşmış ülkeler mevcut. Örneğin Japonya'nın nüfusu azalmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile eğer göçmenlik uygulamaları olmasaydı sürecin son evresinde yer aldığımız için nüfusun azalmakta olduğunu görebilirdik. Doğum oranlarındaki düşüş sonucu ortaya çıkan endüstri sonrası nüfus azalmasının da kendi içinde doğurduğu başka problemler var tabii. Diyelim ki nüfus yaşlanmakta olan bir nüfus. Doğum oranları düşüyor. İnsanlar daha uzun ömür sürüyorlar ve bu da nüfusun yaşlanmasına sebep oluyor. Peki bu durumda yaşlılara, özellikle de iş gücünden ayrıldıktan sonra kim bakar? Sağlık hizmetlerine nasıl ulaşırlar? Bu kaynaklar nereden temin edilir? Nüfus da azalıyorsa ekonomik büyüme de çok fazla olamaz ve bu da yaşlanmakta olan bir nüfusun bakımını daha da zor bir hale getirir diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Bunun bir model yani bir hipotez olduğunu ancak yine de bize bir toplumun zaman içerisinde nasıl değişeceğini anlamamız açısından faydalı bir çerçeve sunduğunu unutmayın. Bu modelin özellikle de buradaki geçiş evresinde yer alan ülkelere tavsiyeler vermek için kullanıldığını da eklemek istiyorum. Ekonomik gelişmenin gecikmesi sebebiyle bazı ülkeler bu evrede kalır ve ilerleyemezler. Bu yüzden nüfus bilimciler, ekonomistler bu geçişin nasıl yapılabileceği üzerine düşünür ve bu ülkelere tavsiyelerde bulunurlar.